Zeynepler Şey Dahil'den herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli patatesli tavuk hazırladım. Şimdi nasıl hazırlamışım ona geçelim. Bunun için şöyle tavuğun but kısmını alıyorum ve şu şekilde şuradan kesiyorum. Derin bir kesik oluşturuyorum. Bir de diğer tarafını kesiyorum. Bunu yapmamın sebebi ise hazırlayacağım sosun tavuğun içerisine daha iyi geçebilmesi için. Aynı zamanda da tavuğun iç kısmının daha iyi pişebilmesi için bu şekilde derin bir kesik oluşturuyoruz ve etleri bu şekilde hazırlıyoruz. Etleri hazırladıktan sonra şimdi de sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için bir yemek kaşığı kadar domates salçası içerisine şöyle bir su bardağı kadar su dökeceğim. Bunu azar azar şöyle salçayı açarak suyu ilave ediyorum. Ardından ise 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ve baharatlarını katacağım. 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Tuz miktarını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Baharatları da sevdiğiniz baharatlar katabilirsiniz. Ben 1,5 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kırmızı biber ve 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Bunları bu şekilde çırpalım. Şimdi ise hazırladığım sosun içine tavukları ilave ediyorum. Ve tavukları şöyle soslatıyorum. Ardından ise pişireceğim tepsinin içerisine patatesleri şöyle elma dilimi gibi doğruyorum. Ve bu şekilde hazırlıyorum. Üzerine ilave edeceğim sebzeleri bu şekilde doğradım. Domatesleri böyle doğradım. Diğerlerinin de baş kısımlarını aldım. Ve yine kırmızı biber de ilave edeceğim. Bunları da bu şekilde hazırladım. Aslında bu şekilde de üzerine dizip fırına verebilirsiniz. Ama ben kızartma şeklinde olsun istiyorum. O yüzden şöyle üzerine sıvı yağ gezdiriyorum sadece. Ve biraz da tuz ilave ediyorum. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Hani sos da ilave edebilirsiniz. Yani sosun içine de katabilirsiniz isterseniz. Ama benim böyle daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu şekilde sıvı yağ dökerek kızartma tadında olsun istiyorum. O yüzden böyle hazırlıyorum. Ve son olarak da soğan ilave ediyorum. Soğana hiçbir işlem yapmadım. Pişerken lezzet versin diye. Sadece bu şekilde ilave ediyorum. Evet, artık fırına gitmeye hazır. İçerisine su ilavesi yapmayacağım. 1,5 bardağı su ilave etmiştim. O yeterli olacaktır. 200 derecede fırında pişiriyorum. Pişen yemeği fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Çok güzel kızarmış. Bu yöntemle de deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.